Merhaba arkadaşlar bugün 7. sınıf Berkay yayınları sayfa 117 ve 120'deki alışmalar kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Bir metro vagonundaki sarı koltuk sayısının kahverengi koltuk sayısının oranı 4 bölü 3'tür. Buna göre metrodaki sarı koltuk sayısının kahverengi koltuk sayısının ve sarı ile kahverengi koltuk sayılarının toplamının hangi doğal sayının katı olduğunu belirleyiniz diye sorulmuş. Şimdi burada ilk dikkat etmemiz gereken sarı koltuk sayısının kahverengi koltuk sayısının oranı verildiği için sarı koltuklar payımızı, kahverengi koltuklarda paydamızı, kahverengi koltuklarda paydamızı belirtmiş olacak arkadaşlar. Bunun oranı da 4 bölü 3'müş. O zaman sarı koltuklar 4'ün bir katı, 4 ile alakalı bir sayı. Kahverengi de 3'ün bir katı, 3 ile alakalı bir sayı olduğunu anlıyoruz. O zaman sarı 4 kat, 4'ün bir katı. Kahverengi de 3 kat, 3'ün bir katı olarak ifade edebiliriz. Bize soruda da bunu sormuş zaten. Hangi doğal sayının katı olduğunu sormuş. Bu 4'ün katı sarılar. Kahverengiler de 3'ün katı. Bu şekilde cevaba ulaştık. Bir de sarı ile kahverengi koltuk sayıların toplamının ne neyin katı olduğu sorulmuş. Birisi 4 katla sarılar. Diğeri de üç katla alakalı olduğu için ikisini topladığımızda 4 kat artı 3 kat 7 katta toplamları 7'nin bir katı olması gerektiğini ifade etmiş olduk. Sarılar 4 kat, kahverengi 3 kat, toplamları da 7'nin bir katı olması gerekiyor. Birinci sorumuzun cevabı da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Buradaki işlemleri temizliyorum arkadaşlar. Yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. İkinci sorumuza geçtiğimizde bir lokantadaki bıçak sayısının Kaşık sayısının oranı 7 bölü 8'dir. Lokantadaki bıçak ve kaşık sayıları arasındaki ilişkiyi tablo ve denklemle ifade ediniz diye sorulmuş. Şimdi bıçak sayısının kaşık sayısının oranı. O zaman bıçak sayısı payımızı, kaşık sayısı da paydamızı ifade etmiş olacak. Bu oranda 7 bölü 8 olarak verilmiş. Bıçak 7'nin bir katı, kaşık da 8'in bir katı olması gerekiyor. Bunu tablo halinde göstermemiz istendiği için şuraya tablo şeklinde çizelim. Bir bölmeye bıçak, diğer bölmeye de kaşık olarak ifade ediyoruz. 7'nin bıçaklar 7'nin katı olduğu için 7 çarpı 1 7 olabilir. Kaşıklar da 8'in katı olduğu için 8 çarpı 1'den 8 olabilir. İkinci katını düşünürsek eğer 7 çarpı 2 14 olabilir bıçak sayısı, 8 çarpı 2 16 olabilir kaşık sayısı, 3. katı olabilir 7 çarpı 3 21 tane bıçak olabilir ya da 8 çarpı 3'ten 24 tane kaşık olabilir 3. katlar veya dördüncü katını alırsak 7 çarpı 4 28, 8 çarpı 4 32 şeklinde kaşık sayısına ulaşabilirim. Bu tabloyu bu şekilde devam ettirebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde tablo halinde birinci kat ikinci kat şeklinde bıçak ve kaşık sayılarını tablo halinde göstermiş olduk. Siz defterinize veya buraya daha detaylı çizebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dört tane katını biz yazdık. Siz daha fazlasını yazabilirsiniz diye de hatırlatmış olalım. Bir de denklemle ifade etmemiz istenmiş. Bıçaklara x kaşıklara da y dersem x bölü y oranı 7 bölü 8 oranına eşit işte arkadaşlar. Bu doğru orantı olduğu için çapraz şekilde çarpıyorum. 8 çarpı 8x eşittir. 7 çarpı y harfi 7y eşittir. Denklemimizde 8x eşittir 7y şeklinde ortaya çıkmış oldu. Siz burada x veya y değil a bölü b şeklinde veya başka bir harfte kullanabilirsiniz. 7 bölü 8 oranında doğru orantı olduğu için çapraz şekilde çarptığımızda 8x eşittir 7y şeklinde de denklemine ulaşmış olduk. İkinci sorumuzda hem tablo ile ifade ettik hem de denklemini yazmış olduk diyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü sorumuza doğru ilerliyoruz. Buradaki işlemleri yine temizliyorum. Yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler diyelim. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde x bölü y eşittir 1 bölü 4 orantısında x 13 x eşittir 13 iken y kaç olur diye sorulmuş. x yerine 13 yazmamız isteniyor. Yazalım. 13 bölü y ifadesi 1 bölü 4'e eşit oldu arkadaşlar. Biraz önce de söyledik. Doğru orantı olduğu için çapraz şekilde çarparak y'ye ulaşabilirsiniz. Veya buradaki kat oranına bakarak da y ifadesine ulaşabilirsiniz. Kat ifadesine bakalım. Bakın 1 13'e çıkmış. Yani 13 katına çıkmış bir ifadesi. O zaman 4 ifadesinde 13 katına çıkması gerekiyor. Doğru orantılı olduğu için. 4'ün 13 katını almamız gerekiyor. Alalım 13'ün 4. katı. 4 kere 3 12 elde var bir. 4 kere 1 4 elde eklediğimizde 5. Yani y yerine 52 gelmesi gerektiğini bu şekilde tespit etmiş olduk. Çapraz çarparak da cevaba ulaşabilirsiniz. Bu şekilde kaç kat arada fark olduğuna bakarak da cevaba ulaşabilirsiniz. 3. sorumuzun cevabı da 52 olarak bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Ve dördüncü soruya doğru ilerliyoruz. Yine buradaki işlemleri temizledik. Dördüncü soruya baktığımızda demiş ki A 11 ile Y 14 ile doğru orantılıdır. Buna göre A132, A 132 A eşittir 132 iken Y kaç olur diye sorulmuş. Üçüncü soruya benzeyen bir soru arkadaşlar. Bu sefer sadece oranı, orantıyı bize vermemiş. Bizim yazmamız isteniyor. A ve Y'nin doğru orantılı olduğu sayılar verilmiş. O zaman A bölü Y A 11 ile doğru orantılı olduğu için A'nın karşısına 11. Y 14 ile doğru orantılı olduğu için Y'nin karşısında 14'ü yazdım. Orantımız bu. A bölü Y eşittir 11 bölü 14. Demiş ki bize A eşittir 132 yaz. A yerine 132 yazacağım. Şu boşluğu kullanıyorum arkadaşlar. A yerine 132 yazdım. 132 bölü Y eşittir 11 bölü 14. Burada Y'yi bulabilmek için ister çapraz çarpma yapabilirsiniz veya Yukarıda kullandığımız şekliyle katına bakabilirsiniz arkadaşlar. 132 kaç katına çıkmış? 11 kaç katına çıkmış? Burada da 14 kaç katına çıkıyor şeklinde cevaba ulaşabilirsiniz. Veya çapraz çarparak da dediğimiz gibi cevaba ulaşabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. Burada 11'in kaçıncı katı 132 arkadaşlar? Düşündüğümüzde 11'in 11. katı 121. 12. katı 132 yapıyor arkadaşlar. Bu 12 katı alınmış. O zaman 14'ün de 12 katı alınması lazım y'yi bulmamız için. Yani 14 ile 12'yi çarptığımızda 4'ün sorunun cevabına ulaşmış olacağız. 4 kere 2 8, 2 kere 1 2, 1 kere 4 4, 1 kere 1 1. Topladığımızda 8, 6, 1'den 168 cevabına ulaşmış oldum. O zaman y ye eşittir 168 olması gerekiyor şeklinde 4'ün sorumuzu da cevaplandırmış olduk diyoruz. Ve 5. soruya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yine buradaki işlemleri temizliyorum. Siz durdurarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. 5. sorumuza baktığımızda bir matbaada her gün 1000 kitap 1200 dergi basılmaktadır. Bir hafta boyunca her günün sonunda basılan toplam kitap sayısını toplam dergi sayısını oranlayarak bir orantı oluşturunuz. Orantı sabitini belirleyiniz ve yorumlayınız diye söylenmiş arkadaşlar. Bakın birinci gün 1000 kitap basıldı. O zaman bin payımız 1200 dergi basıldı payımız 1200. ikinci gün 1000 tane daha basıldığı için 2000 kitap oldu. Toplam kitap sayısı 1200 dergi daha basıldı o da 2400 oldu. Bu şekilde oran devam etmiş arkadaşlar. Buna 1000 daha ekledim. 3000 buna 1200 ekledim 3600 şeklinde her gün 1000 kitap 1200 dergi olarak devam etmiş. Ve bunlar hep bir oran oluşturmuş. Oranlayarak orantı e, sabitini belirleyiniz ve yorumlayınız demiş. Bakın burada hep aynı oran ortaya çıkıyor ve bu bir orantı oluşturur arkadaşlar. Orantı sabitini bulunuz dediğinde de en sade ifade, ifadesini istemiş bizden. Bunlar bir orantı oluşturur yorumumuz. Orantı sabiti de en küçük ifadedeki sadeleştirmeyi yapalım. Şu sıfırlar sadeleşir arkadaşlar. 2 tane bundan 2 tane bundan 10 bölü 12. 10 bölü 12 de 2'ye bölünebilir. Bunu 2'ye böldüğümüzde 5. Bunu 2'ye böldüğümüzde 6. O zaman orantı sabitimizde 5 bölü 6 olarak bulunmuş olacak diyoruz. Orantı sabitinde gösterdiğimiz harf K harfi arkadaşlar. K eşittir. 5 bölü 6 şeklinde cevaplandırmış olduk. 5'in sorumuzun cevabını diyoruz. En sade halini bulduğumuzda oranımızın orantı sabitini ifade etmiş oluruz diye de hatırlatmış olalım. 5'in sorunun cevabı için. Ve 6. soruya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yandaki tabloda birbirleriyle doğru orantılı olan A ve B değişkenlerinin bazı değerleri belirtilmiştir. A değerlerini B değerlerini oranlayarak orantı oluşturunuz. Orantı sabitini belirleyiniz ve yorumlayınız demiş. Yine yukarıdaki soruya benzer. A bölü B oranını istemiş bizden arkadaşlar. Bakın A 9 iken B 24 eşittir. Eksi 3'e eksi 8 eşittir 6'ya 16 eşittir 12 32 bu şekilde devam ettirebilirsiniz arkadaşlar buradaki oranların hepsi birbirine eşittir ve orantı belirtir arkadaşlar hepsi birbirine eşittir sadeleştirdiğinizde hepsinin birbirine eşit ifadeleri olduğunu göreceksiniz peki orantı sabitimiz yani k ifadesine neye eşit herhangi birisini alarak sadeleştirebilirsiniz mesela 12 bölü 32'yi alalım Hangisini alırsanız alın aynı sonucu ulaşacaksınız arkadaşlar. 12 ve 32 sadeleştirdiğimizde bakın 12 ifadesi e, 2'ye böldüm 6 yapar. Sonrasında bir daha 2'ye 4'e bölünüyor pardon 2'ye değil direkt 4'e bölersek daha cevap ulaşırız. 4'e böldüğümüzde 3 bunu 4'e böldüğümüzde 8 yani direkt en sade hali 3 bölü 8. O zaman orantı sabitimiz arkadaşlar 3 bölü 8 olarak bulunmuş oldu. Buradaki orantıyı ifade ettik. Aynı zamanda orantı sabitini de belirlemiş olduk. Altın sorumuzun cevabı için diyoruz. Ve 7. sorumuza doğru ilerliyoruz. Yine buradaki işlemleri temizliyoruz arkadaşlar. Siz de yavaş yavaş durdurarak tamamlayabilirsiniz. 7. soruya baktığımızda U bölü 11 eşittir V bölü 7 orantısı veriliyor. U artı V eşittir 144 ise U ve V değerlerini bulunuz demiş. Şimdi burada şunu anlayacağız arkadaşlar. U bölü 11 dediği için U 11'in bir katı. Yani U yerine 11 kat alabiliriz. U 11 ile doğru orantılı bir ifade. 11 kat. V ise 7'nin bir katı. Yani 7 ile orantılı bir sayı. Ona da 7 kat diyeceğiz. Bu şekilde ikisini de kat cinsinden ifade edersek U ve V değerlerini bulabiliriz. Şimdi toplamlarını verdiği için U yerine 11 kat. V yerine de 7 katı alıyoruz arkadaşlar. 11 katla 7 katı topladığımızda 144'e eşitmiş. 11 artı 7 18 kat eşittir. 144'ten. Buradan K'yı bulmak için arkadaşlar biraz denklem çözmeye girdik burada. Her iki tarafı 18'e bölerek katı bulabiliriz. K'yı bulabiliriz. K eşittir 144 bölü 18. 144'ün içerisinde 18 tam bölme işlemini yaparsanız arkadaşlar 8 defa olduğunu göreceksiniz. Yani katımız K'mız 8 olarak bulunmuş oldu. Şimdi bize U ve V değerlerini sorduğu için U'ya biz 11 kat demiştik. O zaman 11 ile 8'i çarparak U'ya ulaşabiliriz. O da 88 yapar. V'yi bulmak istersek de ona da 7 kat demiştik. 7 ile 8'i çarparak 56 olduğunu V'nin de bulabiliriz. Yani U ifademiz 88, V ifademiz de 56 olarak bulunmuş oldu 7. soruda diyoruz arkadaşlar. Topladığınızda da 144'ü sağladığını göreceksiniz. Bu şekilde U ve V'yi de bulmuş olduk 7. sorunun cevabı için. 8. soruya doğru ilerliyoruz şimdi. Buradaki işlemleri yine temizliyorum. Durdurarak eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz m bölü 2 eşittir n bölü 3 orantısına göre n eksi m bölü n artı 2 m ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Burada da arkadaşlar yukarıdaki soruya benzer bir soru. m ifadesi 2'nin bir katı 2 ile orantılı olduğu için 2 kat. n ifadesi 3 ile orantılı olduğu için 3 kat şeklinde ifade ediyorum öncelikle. Şimdi yerine yazalım. n yerine 3 kat dediğimiz için n yerine 3 kat diyorum. Eksi m yerine 2 kat dediğimiz için 2 katı yazdım. Bölü. N yerine 3 katı yazıyorum tekrar. M yerine 2 kat yazıyorum. Bir de başında 2 olduğu için 2 kere 2'den 4 kat yaptı. Buraya dikkat arkadaşlar. 2M dediği için bunu 2 ile çarpmayı unutmayalım. Şimdi buradaki işlemi yaparsam 3 kattan 2 kat çıktığında 1 kat yani kat kalır. 1 kat kalsın. 3 katla 4 kat topladığımızda da 7 kat olarak cevabı ulaştım. Buradaki ifadenin değeri kaçtır diye sorulmuş. Katlar birbirini sadeleştirir arkadaşlar. Bunun değeri 1 bölü 7 olarak ifade edilmiş olur diyoruz. Birisine 2 kat birisine 3 kat deyip işlemi yaptıktan sonra katları sadeleştirerek değerinin 1 bölü 7 olduğunu tespit etmiş olduk. 8. sorumuzun cevabı da 1 bölü 7 olması gerekiyor dedik arkadaşlar. Ve sayfa 117'yi bu şekilde tamamlamış olduk. Sayfa 120'ye doğru ilerliyoruz ve oradaki ters orantı ile alakalı soruları da çözmüş olacağız. 120'ye doğru ilerledim. Demiş ki birinci sorumuzda bir firma sahibi iş yer, işlerini aynı kapasitedeki işçilere 20 günde yaptırmaktadır. İşlerini 10 günde yaptırmak isteyen firma sahibi aynı kapasitedeki işçilerin sayısını kaç katına çıkarmalı, çıkarmalıdır diye sorulmuş. Şimdi bir işçi grubu var X diyelim ve bunlar işi 20 günde yapıyor. 20 gün. Bize demiş ki bu işi 10 günde bitirmek istiyorum. 10 günde bitirmek istiyorum. Peki o zaman işçi sayısını ne yapmam lazım? Kaç katını çıkarmam lazım? Şimdi burada bir ters orantı var arkadaşlar. Eğer işi hızlandırmak isterseniz, daha hızlı yapmak isterseniz işçi sayısını bu sefer arttırmanız gerekir. Burada iş e, işin günü, gün sayısı yarıya düşmüş, 20'den 10'a düşmüş. O zaman işçi sayınızın da 2 kat oranına çıkması lazım. Ters orantı olduğu için x işçi varsa 2x işçi almanız gerekir işçi sayısını bu şekilde orantıyı da çözmüş olursunuz. Bunu yarıya düşürdüğümüz için bunu iki katına çıkarmanız gerekecek ters orantı olduğu için. Bu azaldı bu arttı arkadaşlar bu şekilde ters orantı oluşmuş oldu diyoruz. Yani cevabımız iki katı iki katına çıkarılmalı şeklinde olacaktı. Birinci sorumuzun cevabı diyoruz arkadaşlar. Ve ikinci sorumuza doğru ilerliyoruz. Yandaki tabloda C ile D değişkenlerinin bazı değerleri belirtilmiştir. Tabloya göre C ile D değişkenlerinin ters orantılı olup olmadığını belirleyiniz demiş. Bakın ters orantılı olup şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. İki tane yöntemi var. 100 ifadesi yarıya düşmüş 50. Bu ise iki katına çıkmış. Bu yarıya düşmüş. Bu iki katına çıkmış. Gördüğünüz gibi ters orantı var. Bu yarıya düşerken bu iki katına çıkıyor. Bu yarıya düşerken bu iki katına çıkıyor. Buradan ters orantıyı anlayabilirsiniz. Aynı zamanda orantı sabitinden C ve D'yi çarparak ters orantıda bu iki ifadeyi çarparak orantı sabitine ulaşırsınız. 1 çarpı 100, 100 yapar. O zaman buradaki iki ifadenin çarpımında 100'e ulaşması lazım. Orantı sabiti 100 olduğunu tespit ettim ben çünkü. K eşittir 100 olarak buldum ters orantıda. 2 ile 50'yi çarptım bakın bu da 100. 4 ile 25 çarptım bakın bu da 100. 5 ile 20'yi çarptım bakın bu da 100. Gördüğünüz gibi 10 ile 10 çarptım 100 şeklinde. Buradaki bütün ifadeleri çarptığınızda 100 olduğunu göreceksiniz. O zaman orantı sabiti k 100'ü sağladığı için bu bir ters orantı olduğunu belirtmiş olduk. Şöyle yazalım. Orantı sabiti orantı sabiti 100'ü tüm ifadeler tüm ifadeler sağladığı için sağladığı için ters orantı vardır. Ters orantı vardır şeklinde yorumlayabilirsiniz. Bize ters orantı olup olmadığını belirtmemiz istenmiş. Ters orantı var arkadaşlar. Orantı sabitini sağlıyor her ifademiz diyoruz. Ve üçüncü sorumuza doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yandaki tabloda x ile y değişkenlerinin bazı değerleri belirtilmiştir. x ile y değişkenleri ters orantılı olduğuna göre tablodaki sembollerin yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. Yukarıda söylemiştik zaten. 80-40'a düşmüş. Bu iki katına çıkmış. Bu yarıya düşecek. Bu iki katına çıkacak şeklinde. 40'ın yarısı 20 şeklinde cevaba ulaşabilirsiniz. Bu birinci yöntem. Ya da ikinci yöntem arkadaşlar. Bu iki ifadeyi çarptınız. Orantı sabiti 80 oldu. K eşittir 80. Bunu hepsini sağlaması lazım ters orantı olduğu için. 2 ile 40'ı çarptığınızda 80 gördüğünüz gibi. 4 ile kaçı çarparsam 80 yapar. Tabii ki de 20'yi arkadaşlar. O zaman buraya 20 geldiğini bulabildik. Devam ettim. 5 ile kaçı çarparsam 80 yapar? 16. O zaman buraya 16 gelecek. Devam ettim. 8 ile kaçı çarparsam 80 yapar? 10'u. O zaman buraya 10 geldi. Devam ediyorum. 5 ile kaçı çarparsam 80 yapmıştı? Burada bakın 5 tam tersi vardı. 5 ile 16. O zaman burada da 5 ile 16. 80 yapar. Kare yerine 16 geldi. 20 ile kaçı çarparsam 80 yapar? 4'ü. O zaman buraya da 4 gelmesi lazım. 80 yapması için. Zaten gerisi 80 80 çıktı arkadaşlar. Boşluk yok. Yani gelmesi gereken sayılar 4 16 10 16 20 şeklinde e, sembollerle verilen yer, e, ifadeleri gelmesi gereken sayıları da tespit etmiş oluyoruz. İkinci sorumuzun cevabı için arkadaşlar. Ve dördüncü soruyla devam ediyoruz. Buradaki işlemleri siliyorum arkadaşlar. Yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. Dördüncü soru demiş ki P ile R ters orantılıdır. P 17 iken R 12 ise R 6 iken P kaç olur diye sormuş. Bakın P bölü R oranı 17 bölü 12 arkadaşlar. Şöyle yazalım. Burayı geri aldım arkadaşlar. Şimdi birisi 17 iken birisi 12 imiş. P 17 iken R 12 imiş. R6 iken yani 12 olan 6 iken P kaç olur diye sormuş. Bakın bu yarıya düştü arkadaşlar. Yarısına düştü. Ters orantıda ne vardı? Birisi azalıyorsa diğeri artması lazım. Ters orantı olması için. Bu yarıya düştüyse bunun 2 katına çıkması lazım. O zaman 17'nin 2 katını aldığımızda kaç yapar? 34 yapar. Cevabımız da P eşittir. 34 olması gerekiyor. Çünkü R ifadesi yarıya düştü. Diğerinin iki katına çıkması lazım. Ters orantı olması için. Bu yarıya düştüğü için bunun iki katını aldım. O da 34 ifadesine ulaştırmış oldu. Dördüncü sorunun cevabı da P eşittir. 34 olması gerekiyor dedik. Ve beşinci soruyla son sorumuza geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Son sorumuza baktığımızda demiş ki 5x eşittir 8y eşitliğinde x, x 5 ile y 8 ile ters orantılıdır. Buna göre X eşittir 40 iken Y kaç olur diye sorulmuş arkadaşlar. X'in 5 ile Y'nin de 8 ile ters orantılı olduğunu söylemiş. O zaman 5X yani X yerine 40 yazarsak arkadaşlar 5 ile X ters orantılı olduğu için çarparak orantı sabitini bulabiliriz. 40 ile 5'i çarparak orantı sabitini bulacağız. 40 çarpı 5 0 5 kere 4 20 200 orantı sabitimiz 200 olacak arkadaşlar. Şimdi o zaman 8 yerinde de bunu sağlaması lazım. 8 ile y'yi çarptığımızda orantı sabiti olan 200'e ulaşmam lazım. 8 ile kaçı çarparsam 200 yapar. 200'ü 8'e bölerek cevaba ulaşmış olacağız. 20'nin içerisinde 8 2 defa 16 yapar. Çıkardığımızda 4 kaldı burası. 0 geldi. 40'ın içerisinde 8 5 defa. 8 kere 5 40. Kalan 0 yaptı arkadaşlar. Yani y yerine gelmesi gereken sayımızın 25 olduğunu tespit etmiş oluyoruz. 5. sorumuzda diyoruz arkadaşlar. Ve sayfa 120'yi de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. 7. sınıf e, Berkay yayınları sayfa 117 ve 120'deki doğru orantı ve ters orantı ile alakalı kısmı tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.